Aferin. Selin. Demir. Selin, evde misin? Geliyorum. Ayda ile Merve gelmişler. Epey bir kapıyı çalmışlar ama duymadın galiba. Duydum. Açmadım. Ne oldu? Hemen seni mi aradılar? E tabii bana ulaşamayınca ortalığı ayağa kaldırmışlardır. Endişelenmişler senin için. Endişelenecek bir şey yok. Ben biraz kafamı dinlemek istedim. Ya kusura bakma. Seni de buraya kadar yormuşlar. İyi misin sen? İyiyim. Bir şeyim yok. Aa Demir. Ya eşyalarını toplayacağını söyleseydim ben sana yardım ederdim. Gerçi sen de çabucak toparlanmışsın. Ama ofise gidemedin. Ofiste çok iş varmış. Seni beklemişler epey. Biraz konuşalım mı seninle? Otursana 2 dakika. Oturalım. Bir şey içmek ister misin? Çay yapayım mı sana? Yok, gerek yok. Gel otur. Ne konuşmak istiyorsun? Ben Vedat'a gittim. Bir süre orada kalacağım. Sen bilirsin. İstediğin yere gidebilirsin, dilediğin yerde kalabilirsin. Bu seni ilgilendirir. Bak üzüldüğünü görüyorum. Ama bu bir son değil. Başlangıç. Her şeyi sıfırdan başlayacağız seninle. Yeni tanışmış 2 insan gibi. Bunları bana niye anlatıyorsun? Senden uzak kalmayı ben istedim. Ve birbirimizden uzaktayız. Sorun yok. Peki. Beni istediğin zaman arayabilirsin. Bir şeye ihtiyacın olduğunda, özlediğinde, konuşmak için, kavga etmek için, sıkıldığında ben hemen gelirim. Mektubundan anladığım kadarıyla yaralarımı kendim sarmam gerekiyor. Seni sürekli ararsam bunu yapamam, değil mi? Senin kırılma diye, yani odayı öyle boş gördüğünde üzülme diye yazdım o mektubu sana. Teşekkürler. Başka bir şey var mıydı? Bu sabah için özür dilerim. Gereksiz bir tepkiydi. Seninle bir ilgisi yoktu. Biliyorum. İşle ilgili problemler var. Eylül arayıp söyledi. Umarım yakında çözersin. Çözeceğim. Bu arada bunu sana vermek istedim. Bu ne? Evdeki hisselerimi sana devrediyorum. Eğer imzalarsan evin tapusu senin üzerine geçecek. Sanıyorsun Demir. Doğru olan senin. Bu ev artık senin.
Gerçi her zaman öyleydi. Demir. Hemen. Hemen git bu evden. Çabuk. Demir hemen çık git buradan. Selim bunda kızılacak bir şey yok. Demir. Bak kendimi çok zor tutuyorum. Gerçekten taşıyacak. Bak içimdekilerin hepsi taşıyacak. Daha fazla tutmak istemiyorum Demir bak. Demir çık git bu evden. Tamam tutma söyle Selim. Demir sen delirdin mi? Ha? Planın bu muydu? Ha, kızın kalbi kırıldı. Evin hisselerini vereyim belki unutur mu dedin. Hayır Selim öyle değil. Ya ben biraz kafamı toplamak istedim. Biraz zaman istedim. Biraz uzak kalmak istedim. Ama sen ne yaptın? Bütün eşyalarını toplayıp gittin. Ne bu şimdi? Misilleme mi? Ceza mı bu? Selin bak lütfen biraz sakin ol. Yanlış anlıyorsun durumu. Benden böyle mi ayrılıyorsun şimdi? Mektup bırakmalar, evin hisselerini devretmeler. Ayrılığımızın tesellisi mi bu ev? Selin ne alakası var? Ayrıldığımız falan yok. Ayrılmadıysak bu saçmalık mı? Ha? Ben senin bağışını istemiyorum. Ben senin tapunu da istemiyorum. Ben biraz zaman istiyorum. Ben biraz anlayış istiyorum. Ben biraz akıl mantık istiyorum. Bu kadar zor mu? Sen haklıydın. Ben iyi gelmiyorum sana. Sen kafanı toplayacaksın. Ben de geri kalan her şeyi. Tertemiz bir başlangıç yapacağız. Birlikte. Ve bir gün bu evde çok mutlu olacağız. Ama o zamana kadar kafanda olmayan şeyler kurup kendine eziyet etme. Kırıldığını görmek beni çok üzüyor. Sandığın kadar kırılgan değilim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.